Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hoş geldiniz. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The now video I'm speaking with Gutvar, the blog. Arkadaşlar bu videomuzda Lonca Savaşı yapacağız. Lonca Savaşı'nda hangi hero'lar kullanılır? Hangi ekipman özellikleri, hangi hit crit kombinasyonları bunlardan bahsedeceğim. Kendi şahsi olarak ayarlamış olduğum hit crit kombinasyonlarıyla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Uzun süredir video paylaşamıyorduk. Son 2 gündür paylaşım yapıyoruz. Bugün de sabah ve akşam olmak üzere ikinci videomuz geliyor. Tarihimiz Ekim'in 8 arkadaşlar. 2020 tarihindeyiz. Şu anda Lonca Savaşı'nı yapacağız. Herolar Fırtına Tilki, Kozmo, Buzanka, Trentor, Drit ve Hırs olacak. Bunları unutmayalım inşallah. Zefrika ve Güvercin Efendisi'nde de arkadaşlar gizlenme ve hayatta kalma olacak. Ben bunları sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İlk öncelikle dinamikalı bir hesabı nasıl keseceğiz bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar bunu üzülerek söylemek istiyorum. Dinamikalı bir hesabı eğer elinizde dinamika yoksa kesme şansınız çok zor. Ama şunu yapabilirsiniz, mantıksal olarak var. Ben Lonca Savaşı'nı yaparken sizlere bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikle mesela atıyorum bu hesap 2,5 milyon bir kudrete sahip. Hesabın dinamikal olması bunun bizim için bir önemli değil. Neden? Çünkü hesaba saf güç bırakılmamış. İzleyen arkadaşım buradan yorum yaparsa çok memnun olurum. Şimdi bakın şu olayı yapıyoruz. Buradan Zefrikamızı kullandık. Hiçbir şekilde dinamikanın yanına erişmesini istemediğiniz, yani erişmesini istemiyoruz. Heroları yan yana bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda dinamika etkisini gösteremiyor. %42 oranında geldi. Ben bunu kapatabilirim. Bu zankamız skill açmadı ama bu sorun değil. Bunun altını tekrardan çiziyoruz. Zefrikamız hala hayatta ve Zefrikamız mefta oldu. Şimdi şunun anlamını altını çizeyim. Burada yapmış olduğum ufak bir hata var ve bu uzun süredir gelmiş olduğum hataların devamı neyse herhangi bir şey yok. Şöyle ben bunu bir Trentor'u kullanıp bakalım hatamız devam edecek mi etmeyecek mi buna bakacağım. Ve hatamız devam ediyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu zankamız skill açmadı ve %65'ten %100'e Zefrika götüremez bu işi arkadaşlar. 2 yıldız almamız bizim için güzel bir etkendi. Yapacak bir şey yok. %100 olmaz ama belli de olmaz yani. Bu Zefrika'nın bağımına kalmış bir şey. Bakalım nasıl olacak göreceğiz şimdi. %93 oldu. %93 oldu ve Lonca Savaşı hala devam ediyor. Yani %98'e de kalabilir. Şu anda evet görmüş olduğunuz gibi bu kadar gelmişken %97'de kaldı. Bakalım eğer Güvercin Efendisi şuraya bir skill açarsa bunu %100 yaparız. Tabii ki de bu Lonca Savaşı riskli bir Lonca Savaşı. Bu şekilde girmenizi tavsiye etmem. Şu anda 3.755 puan aldık. Ben bunu başta dediğim gibi burada patlayacağımı düşündüm ama patlamamın tek sebebi arkadaşlar yani bu hesapta patlamamızın tek sebebi yani imkansız 160'tan 100'e çıkmak. Zefrika'nın gücüdür arkadaşlar ve burada kıyamet balonunda etkisi ve Güvercin Efendisi'nin güzel hit crit kombinasyonlarından diyebiliriz. Bakın şu anda Redline hesabına giriyoruz. Redline'dan buradan birkaç tane hesap keseceğim. Patlamazsak tabii ki de. Arkadaşlar tek söylemek istediğim şey bu zankanızı dikkatli kullanın. Bu zankanızı dikkatli kullanın ve Zefrika'nızı artık şeyin üzerinden yollayın. Nedir onun adı? Zefrika'nızı söyleyemedik. Rambardon üzerinden gönderin ve bu zanka mutlaka ve mutlaka skill açsın arkadaşlar. Açmadığı takdirde ben ilk başta bunu anlatacaktım ama herhangi bir sıkıntı olmaması için atmak istemedim. Bakın şu anda 162 oranında ilerliyor. Tabii ki de bu da bir riskli Lonca Savaşı'na döndü şu anda. Buradaki tek yapmamamız gereken Fırtına Tilki'nin bu skillini önlemek arkadaşlar. Bir tane Trentor hakkımız var. Bunu dikkatli kullanmalıydık ama neyse sıkıntı yok. Buradan tekrardan geldi. %91 oranında geçti. Bu minyonları farklı pozisyonlarda gönderin arkadaşlar. Çünkü Fırtına Tilki'nin skillini engellemesi gerekiyor. %93 şu anda. %95 oldu. Bakalım ne olacak? %100 aldık arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de bu arada şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım inşallah. Şu anda %100 aldık. Lonca sıralaması. Teşkilat masa oyuncusu olarak 219 bin puandayız. Burada görmüş olduğunuz sıralamada. Ve Redline'den bir kişi daha keselim.
Ben bu diğer kişileri de son hakta göstereceğim sizlere püf noktaları vesaire. Bakın şu anda çok güzel bir hesap. Yani lonca savaşında gelbinin kestiler gibisine. Çünkü neden? Arkadaşlar dinamika yok. Ekstra güncel hero yok. Hani bu noktada heroların vuruş oranı rölliklerden kaldığı için hesabı rahat bir şekilde fullleme ihtiyacımız bizim için basitleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi yani hiç Trentor'u da kullanmayacağız belki. Minyonlar atmadığım için belki bir şekilde ölebilirler ama gene de 179'a kadar güzel geldi. Hani anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Videonun ortası veya sonuna doğru da büyük ihtimalle ortasındayım zaten şu anda sonuna doğru söyleyeyim. Yeti kred kombinasyonlarında Zefrika ve Güvercin Efendisi için sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu anda %93 yani artık bundan sonra patlama gibi bir lüks yet yok. %100 oldu. 3595 puan da buradan aldık ve şu hesabı da kestikten sonra inşallah bakacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım bakın burada inceleyin. Fırtına tiki var ve dinamika bu köşede. Yani bu köşeden gelmesin. Bu köşeden olmayacak şekilde yolda bir rune ustası burada. Şu hero nedir bunu bilemiyorum. Rambarda ortaya koymuş. Güzel bir düzen yapmış. Fırtına tiki burada çok hasar alabiliriz. Şuradan şunu yollayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi hasar limitlerini indirgiyoruz arkadaşlar. Rune ustasını engellemeyelim. Şuradan yollayalım. Yani rune ustasını atarsa iyice skill'e boğacak hero'yu. Hani bu da sıkıntı yaratabilir. Şu anda dinamika büyük ihtimalle şu üstten gönderen yok. Baltalı cezalandırıcı olması lazım bu. Yeni gelen hero'lardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi rahat bir şekilde %74'e kadar aldık. Yani güzel bir şekilde ilerliyoruz. 144 tane minyonumuz var. Herhangi bir problem yok. Yani alan hasarda. Yani şurada risk atmak istemiyorum ben olayı. Ufak bir noktada açıklık var. Yani burada Kozma buraya bir skill açsa ya Fırtına Tilki burayı rahatlıkla %100 yapar. Ama ben bekleyeceğim heroların ölmesini. Yani %91'den de büyük ihtimalle patlamayı şöyle 3-5 saniye bekleyelim. Tamam. Buradan artık patlaması imkansız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir de patlıyormuşuz burada ne gülerim valla. %97 ve ilerliyoruz hala. %97. Şuraya alsa büyük ihtimalle patlayacağız gibime geldi. Çünkü burada bir hero ile kapışıyor. Zefrika. Evet görmüş olduğunuz gibi hasar limitlerinden yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesi de bu. Beklemedik. Neyse yani bunlar sizin için birer örnek olsun. Buralarda bu noktalarda dikkatli ve kavramsal bir şekilde ilerleyin arkadaşlar. Patlamamaya gayret edin. Özen gösterin. Özellikle teşkilatımın sonuncusu üyelerinden bahsediyorum. Buradan da bir hesaba daha dalalım. Şimdi anlatmak istediğim olay şu dinamika üzerinden bahsedeyim ben. Arkadaşlar dinamika güçlü bir hero. Vuruş oranı yükseldiği için de yani koyduğunuz anda Zefrika'yı direkt indiriyor. Yani burada yok ediyor. Öyle söyleyeyim size. Gerçi bu hesap biraz basit geldi. Çünkü normalde direkt koyduğunuz zaman diğer hesaplar indiriyordu. Şöyle devam edelim biz. Yani anlatmak istediğim olay bu. Bir daha biraz da videonun sonuna doğru konuşalım. Bakın dinamikada gene özellik yok. Rune ustası rambar kullanılmış. Buradan koyarsak sıkıntı olabilir. Şuradan atalım. Buradan atarım. Zefrika'nın da önünden yollayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Buradan da bunu yollayalım. Şuradan da şunu yollayalım. Zefrika'yı da biraz güçlendirmek için de kullandıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi 177 ve Zefrika öldü. Bu hesapta patlamazsa ki çünkü hızlı bir şekilde öldü. Buna dikkat etmemiz lazımdı. Dikkat etmedik. Bakalım. Hani patlarsak da sıkıntı yok. Benim amacım sizlere göstermek arkadaşlar. Hani buralarda dikkatli bir şekilde girmeniz. Bakın şu anda %89 oranında gidiyor. Rambardın önüne geldi. Patlama ihtimali biraz düştü tabii ki de. Neden? Çünkü dinamika bunu vurmadığı için patlama ihtimalini biraz indirgedik ve düşürdük. Bakalım burada zaten yüzeysel olarak baktığınız zaman şu anda şundan bahsediyorum ben. Evet patladık şu anda. Dinamika biraz videoyu geri aldığınız zaman beni dinleyin bir arkadaşlar. Şöyle rune ustasının altında bir nokta vardı. Oradan biz koysaydık eğer şu üst tarafın alt tarafından giriş yerinde dinamikaya herhangi bir etki yapmadığı için patlamazdık. Bunu da ben dinamikalı bir hesabı nasıl kesmesi gerektiğini de size ayrı bir videoda göstereceğim ama bu videoda anlatmak istediğim Zefrikalı normal bir hesabı nasıl başka bir hesabı keseriz ben bunu anlatmak istedim. Videoyu izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.
Anlatmak istediğim tamamıyla buydu. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. Çünkü 9 dakikada büyük ihtimalle konuşuyoruz. Teşkilat masonluğuna aktif saygılı tüm arkadaşları da bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bizim de tabii ki de dinamikamız var. Biz onu kullanabilirdik. Şöyle bizim dinamikamıza bakalım. 200 seviye herhangi bir kredi dizilimi yapmadım ben. Pet veya nişan da kullanmadık. Şöyle kredilerini biraz arttıralım. İlerleyen videolarda dinamikalı bir hesapla diğer hesapları nasıl keseriz bunlardan bahsedeceğim. İnşallah bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ve kader seviyesine biraz bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayalım. Cümleten selamun aleyküm, hayırlı günler. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.